Showmax'in hazırlayıp sunduğu Şehri Gündem programı olarak Antalya'nın en köklü firmalarından birine Birgül Emlak'a konuk olduk ve yanımızda da Barış Bey var. Barış Bey merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Barış Birgül. 1977 yılında Balıkesir doğumluyum ve yaklaşık 16 yıllık süren eğitim hayatım sonunda doktor unvanını alarak üniversitemden mezun oldum. Peki Barış Bey, doktora eğitimi aldınız, öğretmenlik yaptınız ve sonra gayrimenkul sektörüne atılım yaptınız. Kuruluş aşamanızın bir hikayesi var mı? Tabii, 1996 yılında biz daha önce de inşaat ve emlak sektöründe faaliyet göstermekteydik. Ve Antalya'ya benim gelmemden dolayı da Antalya'ya bir şube olarak Antalya şubesini açtık. Amacımız da buradaki Antalya'da eksik olan gayrimenkul satışlarında ve müşteri yaklaşımında eksik olan sistemlerin giderilmesini sağlamaktı. Peki vermiş olduğunuz hizmetler neler Barış Bey? Hizmet olarak buradaki en önemli nokta ilk kuruluş aşamasından kaynaklanan bir sistem zaten. Antalya'da özellikle Konyaaltı bölgesinde ve Lara bölgesinde bu işlem yapılırken kurumsal ve işini dürüst ve düzgün yapan emlak firmaların eksikliği üzerine bu firmayı kurma gereksinimi duyduk. Çünkü benim ilk kurma hedefimde kendime bir ev kiralamak istiyordum. Emlakçıya gittim. Emlak sektöründe faaliyet gösteren bir firmayım. Emlakçıdan ev kiralamaya çalışıyorum. Ve çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ve ondan sonra da aile kararı olarak da buraya bir şube açmamızın ve düzgün, doğru yatırımları yapabilmemizin ve insanlara bunları gösterebilmemizin bir olanağını sağlamak amacıyla da bu firmayı kurdum. Barış Bey, ben de tam bu noktaya değiniyordum. Peki müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Biz yatırım yapmak isteyen müşterilerimizi öncelikle dostumuz olarak algılıyoruz. Dostlarımızı yatırım yaparken onların yatırımlarını en düzgün, doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yapmak istedikleri veya yatırım yapmak istedikleri alanlarda bu şartları belirleyerek, maddi güçleri olabilir, yaşam standartları olabilir, bunları sağlayarak bunlar üzerinde çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bir sunum dosyası hazırlıyoruz ve bu sunum dosyalarını dostlarımıza sunuyoruz. Dostlarımız bunu karar verdikten sonra onlara tekrar en uygun şekilde onları ev sahibi yapmaya ya da yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Barış Bey, sektörünüzde yaşadığınız sorunlar var mı? Tabii ki var. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sorunlar oluşmakta. Şöyle söyleyebiliriz, müşterinin memnuniyetsizliğini oluşturacak çalışma arkadaşlarımız bulunmakta. Çünkü yasa çıkmadığı için de devletimiz tarafından, şu anda hala mecliste yasamız çıkmadığı için de emlakçılık kanunlarındaki oluşan boşluklardan yararlanan çok fazla gayrimenkul işi yapan firmalar bulunmakta. Bu firmalarda hiçbir şekilde kayıt altına tutulmamakta ve denetimleri sağlanamamakta. Ama umuyoruz ki yasayla birlikte bunlar daha bir denetim altına alınacak, üniversite mezunu olan, işine saygı gösteren ve en önemlisi de emlakçılık mesleğini meslek olarak yapabilen insanlardan oluşan gayrimenkul danışmanlarının olmasını talep ediyoruz. Bu da bir nevi emlak brokeri. Emlak brokerları da artık yasa girmeden bu işi yapabiliyorlar. Şöyle anlatabiliriz bu yasayla ilgili düzenlemeyi. 3 çeşit emlakçılık sistemi oluşmakta. Bunlardan biri emlak müşavirliği, biri emlak brokerlığı, sizin dediğiniz gibi, bir de emlak komisyonculuğu adı altında sistemler var ve bu sistemlerde herkesin ofislerine ve eğitimlerine göre sıralanmakta. Bu şekilde davranımlarda da daha çok kurumsal, müşteri memnuniyeti olan ve işini özenle yapan gerçek meslek sahiplerinin oluşmasını temenni ediyoruz. Sezona nasıl başladınız Barış Bey? Sezona güzel başladık ve daha da güzel olmasını umut ediyoruz. Çünkü Antalya'da
Şöyle bir özellik var. Dediğim gibi turizm cenneti ve turizm cennetinde dünyanın dört bir yanından müşteri sağlıyoruz. Türkiye'nin birçok şehrine belki Türkiye'den yerli insanlar taşınmakta ama Antalya'ya dünyanın dört bir yanından insan gelmekte. Özellikle turistik olarak ve yerleşim olarak. Çünkü havamız çok güzel. Yaşantımız çok güzel. Antalya aslında çok büyük bir şehir ama özünde çok küçük bir şehir. İstediğiniz şekilde bulabileceğiniz ve her ihtiyacınızı karşılayan bir şehir. Kışın kayak yapıyorsunuz. Bahar ayında denize girmeye başlıyorsunuz. Hatta kışın da denize giren misafirlerimiz oluşuyor. Bu yüzden de Antalya'da gayrimenkul sektörü her zaman canlılığını korumakta.